Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi derbilerden önce ya da büyük maçlardan önce analiz videoları yapıyoruz. Bu haftanın maçı elbette Trabzonspor Beşiktaş maçı. Deplasmana çıkıyor Beşiktaş ve zorlu bir mücadele bekliyor her iki takımı. Analiz videomuzda iki takımın muhtemel 11'lerini değerlendirdik. Eksiklerden bahsettik. Stratejileri nasıl olacak oyunda biraz onu konuştuk ve maç içerisinde iki takım nasıl zafiyet gösterebilir onlardan bahsettik analiz videomuzda. Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Oradaki son büyük maç bu sezon diyebiliriz. O yüzden de kazanmak isteyeceklerdir. Ancak sezon anlamında gerçekten de Trabzonspor adına çok tatsız, keyifsiz bir sezon olduğunu söyleyelim. 44 puan toplayabildiler 27 maçta. 45 tane atmışlar, 38 tane yemişler. Ligde şu anda 6. sırada. Tabii ki 38'in yüksek bir rakam olduğunu, yani 27 maçta 38 golün çok yüksek bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Daha da burada ilginç olan şey 9 mağlubiyet. Bu ne demek? 27 maçın 9'unu kaybetmek demek. Oynadığı maçların 3'te 1'ini Trabzonspor kaybetmiş. Bu tabii ki çok fazla alışık olduğumuz bir durum değil. Biraz Sergen Yalçın'lı Şampiyonlar Ligi sezonuna benziyor. Yani şampiyon olduktan sonra çok büyük umutlarla biz yine şampiyon olacağız deyip yola çıktılar. Ancak yaptıkları transferler takıma uymadı, oyun kurgusu oturmadı. Oyun felsefesi anlamında bir türlü istediklerini yapamadılar. O yüzden de bayağı kötü bir sezon geçiriyor Trabzonspor. Gidenlerin yeri dolmadı dedik. Cornelius gibi çok önemli bir pivot gitti. Maxi Gomez asla onun tarzında bir oyuncu değil. Bir kere zaten oyuncu tarzı anlamında öyle bir oyuncu değil. Nwakame büyük bir silahtı. Trezeguet geldi, Nwakame gitti. Aynılarını yapamadı. Berat, Engamin. Burada da tabii ki iyi oyuncu aslında bu ama onun da uzun süre böyle bir ara vermişliği, yedek kulübesinde oturmuşluğu var geçmişte. O yüzden de çok etkili olamadı. Dorukhan'ın sağ bek performansı çok iyiydi şampiyonluk yılında. Perez ve Larsen ikisi de bek performansları bir türlü bekleneni veremedi. Bunun dışında Hamsik'in sakatlığı, Vişka'nın sakatlığı, Uğurcan Abdülkadir'in formsuzluğu derken önce Abdullah Avcı'da yollar ayrıldı. Daha sonra Orhan Ak idare etsin dendi. Onunla da yollar ayrıldı. Şimdi de İhsan Hoca takımın başında. Beşiktaş'a baktığımız zaman 55 puanı var. Biraz sıkıntılı bir sezon aslında. Hoca değişikliği oldu. Takım biraz sallanır gibi oldu ama neticede Beşiktaş toparlamış durumda kendine. 55 puan. 52 tane atmış, 28 taneymiş. İki takım arasındaki gol farkı 10. Yediği gol farkı 10. Ciddi bir rakam. 27 maç, 16 galibiyet yine önemli. Buradaki tabii şundan bahsetmek lazım. Beşiktaş 4 kez mağlup olmuş. Trabzonspor 9 kez mağlup olmuş. Yani kırılganlık anlamında Trabzonspor'un ciddi bir problemi olduğunu görüyoruz. Beşiktaş sıkıntılı bir sezon olmasına rağmen sadece 4 kez mağlup olması bence her şeye rağmen önemli. Şenol Güneş'le beraber performanslar yükseldi. Bireysel performanslar. Mert'e şans verdi. Mert ve Cenk'in katılmasıyla takım zaten bir ayağa kalkmıştı. Buna Masuaku, Redmond eklendi. Aboubakar forma girdi. Gezal döndü. Ve Beşiktaş istediği seriyi yakalamış durumda. Daha da önemlisi özgüveni yükseldi. Çünkü Beşiktaş bu sezon birçok maçta öne geçip son 15 dakikalarda sıkıntı yaşıyordu. Şenol Güneş'le beraber özgüven problemi çözüldü. Hatta geriye düşüp kazanmayı biliyor. Kadıköy'de ve son Giresunspor maçında gördük, geriye düştü. Yine oradan gelmeyi başardı. Trabzonspor'a tekrardan dönüyoruz. Sağ içine bakıyoruz. Enteresan bir oyun karakteri var. Sağ içi kendi sahasında. Şimdi Galatasaray'la berabere kalıyor kendi sahasında. Fenerbahçe'yi yeniyor. Başakşehir'i yeniyor. Ama Ümraniye'ye yeniliyor. Kayseri'ye yeniliyor. Bu neden olur? Bu şundan olur. Açık oynayan takımlara karşı, oyun kuran takımlara karşı Trabzonspor bekliyor. Çünkü savaşçı bir orta sahası var, her şeye rağmen formsuz da olsalar bekliyor ve aldığı toplarla hızlı hücumlar yaparak goller atabiliyor. Birincisi açık oynayan takımlara karşı etkililer. Yani üzerine gelen takımlara karşı Trabzonspor mutlaka bir çıkış yolu bulup gole ulaşabiliyor. Bunun dışında kapanan takımlara karşı, dengeli oynayan takımlara karşı arkaya atılan toplarda kontratakta bir zafiyet yaşıyor. Çok ciddi pozisyonlar veriyor Trabzonspor için. Bu sezonun özeti aslında bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'a baktığımızda 5'te 5 yaptılar. Moralleri yüksek. Oyun aslında dengeli bir oyun. Yani tam anlamıyla hücum da etmiyor. Tam da kapanmıyor. Şenol Güneş o dengeyi, ki normalde atak oynatır, hücum oynatır Şenol Hoca, bu sezon biraz da kadro yüzünden de dengeli oynatmayı tercih ediyor. Beklediği maçlar var. Fenerbahçe, Başakşehir gibi hücum ettiği maçlar var. Kalecisi formda, hücum attı formda. O yüzden Beşiktaş'ın Trabzonspor'a göre sağ içi bu sezonki senaryosu çok daha parlak gözüküyor. Gelelim 11'e. Şimdi 11'den önce eksiklerden bahsedelim. Önemli isimler yok. Danceville ve Dorukhan'ı zaten saymıyoruz. Yoklar. Abdülkadir ve Vişka takımın az önce bahsettiğim hızlı hücumun en önemli mimarları. X'i birden
olmayacak gibi gözüküyor. Maç saatinde çıkarlar mı bilmiyorum ama Trabzon'dan gelen bilgi olmayacaktır yönde. Hamşik'in tabii ki eksikliği çok önemli. Bunun dışında Trezeguet yeni iyileşti. Maç kadrosunda olacak ancak 11 çıkması zor gözüküyor. Markovic'in sakatlığı vardı, o iyileşti. Bu şartlarda 11'e baktığımızda kalede Uğurcan oynayacak tabii ki. Savunmada Perez, Bartra, Hüseyin, Larsen. Burada Eren eğer sol bekte oynarsa Larsen'in sağ beke geçme ihtimali var. Orta sahada Doğucan, Siopis, ileride ise onların önünde Bakasetas, solda Naci, sağda Markovic, ileride ise Maxi Gomez 11 ile Trezeguet'i buraya parantez içine yazmışız ama sanki 11 çıkmayacak gibi gözüküyor. Doğucan, Siopis ikilisi orada zaten kale gibi ve Trabzonspor'un aslında hem artısı hem de eksisi burası. Şimdi gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda şimdi sakatlardan başlayalım. Tayyip Tala yok, Cenk Tosun yok, Hacı Ahmetoviç yok. Bu 3 oyuncu olmadığı için Şenol Güneş'in nasıl bir kadro çıkaracağı tabii ki merak konusu ama aslında bana göre belli gibi. Tabii ki Onur oynatacak. Her zaman olduğu gibi sağda. Saiz, Koli ikilisi Giresunspor maçında iyiydi. Bu iki devam edecek. Masuak solda. Getson orta sahada yeri garanti kesin. Salih kesin oynuyor. Üçüncü isim kim olacak? Necip mi, Maxim mi? Hoca antrenmanda ikisine değindi ama bence Necip'le başlama ihtimalinde ben düşük görmüyorum. Maxim tabii ki normalde normal şartlarda Maxim'le başlar gibi gözüküyor ama Necip de çıkarsa ben şaşırmam çünkü sert bir orta sahası var. Ona aynı sertlikte cevap vermeye çalışabilir. Salih tamamen 10 numara gibi ön tarafa atabilir. Orada bir tempo yapabilirler. O yüzden de Necip Getson çıkarsa da çok fazla şaşırmam ama Maxim'in de olma ihtimali elbette var. Sağda Gezal, solda Redmond, Cenk olmadığı için ileride ise Abubakar 11 ile Beşiktaş sahaya çıkacak. Şimdi Trabzonspor'un oyun planı henüz bu sezon itibariyle çok fazla net değil. O yüzden de belli başlı artları var. Nedir o? Bir kere Bakasetas, bir numaralı hücum silahı. Bakasetas'ın şutları, frikikleri, ceza sahası dışından bir şekilde pozisyon oluşturması önemli bir silah. Duran toplar Trabzonspor'un da önemli. Trezeguet oynarsa kenarlardan iyi geliyor ki Markovic ve Naci ile onu Trabzonspor yapmaya çalışacak. Çünkü orta sahası zaten oyun kurmaya çok çok müsait bir orta saha değil. O yüzden de Trabzonspor'un kanatlardan gelmesini bekliyoruz. Maxi Gomez bir türlü beslenmeyen bir forvet tipi ve daha da önemlisi çok hareketli değil. Yani Cornelius gibi değil, oyun için değil. O yüzden de pozisyon bulmakta, pozisyona girmekte biraz zorlanıyorlar. Trabzonspor'un bu açıdan baktığımızda biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. En net zafiyeti aslında savunma tandemi. Evet, bu iki isim çok fazla orta sahada oyun kuramıyor. İkisinin de savunması güçlü ama stoper tandeminde ciddi problemler var. Maç başına 1.5 gol yiyor Trabzonspor, çok yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Hüseyin Bartra ikilisi hem oturmuş durumda değil hem de birbirlerine uyumlu stoperler değiller. O yüzden de orada bir problem yaşıyor. Tabii ki bu tandem zafiyetten bahsetmişken Abubakar'dan bahsetmemek olmaz. Çok formda olduğunu söyleyelim, çok etkili olduğunu söyleyelim. O yüzden de maç içerisinde Hüseyin Bartra ikilisinin Abubakar'ı durdurmakta zorlanabileceğini de tabii ki söylemek mümkün. Bu problemlerin üzerine bir de Uğurcan'ın formsuzluğu var. Ki şampiyonlukta çok önemli payı vardı. Uğurcan'ın formsuz olması tabii ki ciddi bir sıkıntı. Üretim problemi ve tabii ki bekleyen takımlara karşı üretim problemi ve arkaya da atılan toplarda sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş'ın oyun planı net. Redmond, Gezal kanatlardan gelecek gibi gözüküyor. Ki buradaki en önemli nokta tabii ki orta sahada kimin oynayacağı. Necip'in oynama ihtimalinde bile yine bu iki oyuncu Beşiktaş'ın asıl hücum silahı olacaktır. En büyük artısı Masuaku ve Saiz gibi geriden oyun kurabilen iki tane savunmacısı olması. Yani Beşiktaş orta sahası bu kadar verimsizliğe rağmen haftalardır bu kadar iyi ise bunda Masuaku'nun özellikle çok büyük payı var. Saiz'in de ayağı iyi olduğu için Beşiktaş geriden oyun kurabilir. Redmond'un büyük bir avantajı var. İkinci forvet gibi biraz Redmond forvet arkasına gelebiliyor. Abubakar'a yaklaşabiliyor. Maxim oynarsa Maxim sola kayıp Redmond da destek atabilir. Tabii ki Necip oynarsa başka bir senaryo izleyeceğiz gibi gözüküyor. Sanki Necip'le başlayıp Maxim'le devam edebilir diye düşünüyorum ama hoca ikisini de antrenmanda, son taktik antrenmanda ikisini birden denediğinde söyleyebiliriz. Buradaki tabii ki kontra atakta Beşiktaş'ın da en büyük zafiyeti, iki zafiyeti var daha doğrusu. Bir orta saha üretimi, az önce bahsettiğim gibi buraya bir de Necip girerse daha da orta sahada üretmekte zorlanır diye düşünüyorum. Ama Maxim de oynarsa şu iki orta saha üzerine bakarsanız üçü de koşucu. Maxim, Getson, Salih
o karşılığı verebilir mi? Zorlanabilir. O yüzden bir adım sanki Necip önde olur diye düşünüyorum. Ama bu tabii ki hoca karar verecek. Şimdi bu şartlardan ikinci önemli zafiyeti tabii ki Sais Koli ikilisinin Trabzonspor'un hızlı hücumcularına karşı, Naci'ye karşı, Markovic'e karşı zorlanabilme ihtimali. O yüzden de beklerin kolay kolay çok fazla stoperlerle bu hücumcuları birebir bırakmaması lazım. Beklerin kademesi önemli. Nasıl bir maç bekliyorum? Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş dengeli oynarsa, Beşiktaş beklerse ben Trabzonspor'un çok kolay bir gol bulma ihtimalini düşünmüyorum. Yani Trabzonspor'un üretim problemi var ve özellikle bekleyen takımlara karşı, dengeli oynayan takımlara karşı zorlanıyor. Beşiktaş'ın bunu yapabilme becerisi var. Bunu Fenerbahçe maçında gördük, Başakşehir maçında gördük. O yüzden de Beşiktaş deli gibi hücum etmezse, hani ben bir an önce atayım isteği olmazsa, daha dengeli oynarsa ben Beşiktaş'ın çok ciddi şekilde avantajlı olacağını düşünüyorum. Tabii ki erken gol Trabzonspor'a yarıyor. Az önce bahsettiğimiz durumdan dolayı tam bir hızlı hücum takımı, kontratak takımı, yani o hızlı hücumu çok iyi yapabiliyor. Olası bir Trabzonspor golü oyunun çok fazla dengesini bozabilir. Yani Fenerbahçe ve Giresunspor maçları gibi olmayabilir. Burada biraz daha Trabzonspor öne geçerse etkili olma ihtimali yüksek. Ancak normal şartlarda eğer iki takım dizilişlerinde Beşiktaş çok fazla ön tarafa gitmezse, daha dengeli oynarsa, daha risk almazsa ben Trabzonspor'un gol atma ihtimalinin biraz zor olduğunu, yani zorlanacağını düşünüyorum. Gol atamaz diyemem ama zorlanacağını düşünüyorum. Tabii kendi sahası ve son derbi maçı. Kötü giden bir sezon var ve kendini affettirme maçı. Dengeli bir maçta, kötü oyunda, gol atamaması durumunda taraftarın da büyük bir baskısı olacaktır Trabzonspor'a. O yüzden de Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda işi dengede tutup atmıştan sonra daha etkili pozisyonlar bulabileceğini düşünüyorum. Maçla ilgili şu favori de şu kazanır demek zor ama form itibariyle, form durumu itibariyle ve silahları itibariyle Beşiktaş'ın Trabzonspor'a göre bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Getson hafta içinde golünü attı ki bence Getson'u biraz daha hücumda göreceğiz gibi gözüküyor. O yüzden de maçın da sürpriz adamı Beşiktaş adına Getson olma ihtimali var. Tabii ki derbilerde tahmin yapılmaz. Bambaşka bir şey de izleyebiliriz. Sadece teknik anlamda notları koyduk ve onun üzerine de bir yorum yaptık. Sizler de videonun altına kendi yorumlarınızı yazarsanız ve maç tahmini yaparsanız orada da güzel bir futbol muhabbeti döndürürüz. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.